Beni izleyen herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz rengarenk 6 katlı borcam pastası. Fırın kullanmadan hazırlıyoruz ve çok pratik, çok da güzel bir pasta tarifi oldu. Sizleri fazla bekletmeden yapılışına geçelim. Öncelikle 4 su bardağı sütü tencereme alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı dolusu un, tepeleme olacak şekilde. 1 su bardağı toz şeker. Ocağı açmadan iyice çırpıyoruz. Herhangi bir topaklama kalmasın. İyice çırptıktan sonra ocağımı açıyorum. Muhallebi kıvamına gelip kaynayana kadar orta ateşte karıştırıyoruz. Kıvamı yavaş yavaş yoğunlaşıyor ve karıştırıyoruz. Dibi tutmasın. Sürekli dipten karıştıralım. Kıvamı bu şekilde yoğunlaştı. Bir paket şekerli vanilya, bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum ve ocağımı kapatıyorum. Kaynamaya başladı ve karıştırıyorum. İçerisinde tereyağı eritiyorum. Ben pastam için kare büyük borcam kullandım. Altına tek sıra halinde püsküvitlerimi düzeltiyorum. Siz istediğiniz püsküviti kullanabilirsiniz. Muhallebimi düzelttikten sonra üzerine tekrar püsküvit düzeltiyoruz. Tek sıra halinde. Dördüncü katımız için de portakallı hazırlıyoruz. Portakallı katımız için 2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu, 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 2 yemek kaşığı da toz şeker. Bir tel çırpıcıyla herhangi bir topaklama kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra ocağımızı açıyoruz. Videoda da gördüğünüz gibi. Tekrar muhallebimizin üzerine tek sıra halinde püsküvitleri düzeltiyorum. Püsküvitlerin üzeri gelecek şekilde ekleyeceğiz muhallebimizi. Bu pasta tarifi gerçekten evde bulunan malzemelerle çok pratik hazırlıyorsun. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve ocağımı kapatıyorum. Dizmiş olduğum püsküvitlerin üzerine bu şekilde yayarak ekliyoruz. Tepsimizi sallayarak her yerine gelmesini sağlıyoruz. Bu şekilde yayıyoruz. Her yerine ulaşmış oluyor. Altıncı katımız için de tekrar nar suyuyla hazırlayacağız. Arasına da püsküvit ekliyoruz. Tek sıra halinde. Bir su bardağı nar suyu ve bir su bardağı su. Bir yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı un, iki yemek kaşığı toz şeker. Tekrar karıştırıyoruz. İçerisindeki nişasta ve unu açtıktan sonra ocağımızı açıyoruz. Portakallı katımızda olduğu gibi narlı katımızı da yoğunlaşana kadar orta ateşte karıştırıyoruz. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirme tuşu da açarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olursunuz. Videomun hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar tek sıra halinde püsküvitlerimi düzelttim ve üzerine narlı katımdan ekliyorum. Bu şekilde yayıyorum ve her yere gelmesini sağlıyorum. Narlı katımızla birlikte 6 kat oldu. Zamanınız varsa bir gün bekletin, yoksa da en az 2-3 saat buzdolabında bekletelim. Buzdolabından aldım 2 saat sonra. Üzerini siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizi kar yağar gibi serpiyorum, çok az.
Portakal, nar tanesi ve robottan geçirmiş olduğum püsküvitle süsledim. Tamamen evde bulunan malzemelerle hazırladım. Tabii siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hem çok kolay hem de evde bulunan malzemeler ve meyvelerle hazırladım. Meyvelerle hazırladığımız için çok faydalı bir pasta tarifi oldu. Şeker miktarını da kendi damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Benim hazırladığım ölçülerle tam kıvamında olmuştu. Ne çok tatlı ne de tatsız. Organik evde bulunan malzemelerle pasta tarifimi siz de mutlaka deneyin. Denedikten sonra küçük de olsa bir yorumunuzu bekliyorum. Pastamı dilimliyorum ve tabağa alıp bütün videolarımda olduğu gibi sizlere kıvamını, dokusunu göstereceğim. Gerçekten bir dilim yetmedi. Herkesten tam not aldım. Ben 2 saat bekletmeme rağmen pastamın şekli rahatlıkla borcamda çıktı. Ağır çekimde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi katları ve rengi şahane bir pasta tarifi oldu. Umarım siz de deneyip yaparsınız. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.